Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Bu haftalık İstiklal Haberleri programımızı görüşenlerden kızgın karşılarımız. Ben Abdullah Yılgın. Hürmetli televizyon görüşler. Adı bilen bizi ıhtanağa bu hafta huzurla sunmak için olan haberlerimizin asasi mezmini tanıştırmasıdır. İhtanada Şerq Türkistanlık Uygur Ösmürlerimiz Türkiye'nin payitahtı Ankara'da 3 günlük ziyareti oldu. Bu ziyaret elbette Cumhur Reislik Sarıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi şunakla ministerla hatta ki başminister Binali Yıldırım'ı bu Ösmürlerimizi kabul kıldı. Bu haberimizde ıhtanada buldu. Şunaqla Hidayetullah Oğuzhan parlament reisi bilen iftarda mavzuluq xabarımız. Türkiye'deki en çok ammevi teşkilatlardan biri bo'lgan TGTV Türkiye Halisan Teşkilatlar Vakfı iftar faaliyetinde bu teşkilatın bir azası bo'lgan Ma'rif Cemiyeti reisi Hidayetullah Oğuzhan mu Türkiye Büyük Millet Meclisi parlament reisi bilen iftarda birge bo'ldi. Şunaqla Ösmürler türmesindeki Uygur sahçının Xitay sahçıları tarafından etib etilganligi haqidagi xabarımız. Bu aşkarlandı. Niye üçün etib etilgan? Çünkü hani şu Uygur Ösmürlerine atmaslık için, otturgu çüşkellik için umu etibetli gelinlikle aşkarlandı bu ve bunun da başka haberimiz dıktanları buldu. Dıktanlar ekranımızı bulsun. Şarkı Türkistanlık Ösmürler Ankara'da 3 günlük ziyareti buldu. Şarkı Türkistanlık Ösmürler Türkiye payitahtı Ankara'da 3 günlük ziyareti buldu. Türkiye Cumhur Reislik Sarıyı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Katarlık hükümet organları da kızgın karşı ilişki erişti. Şarkı Türkistanlık Ösmürler Türkiye payitahtı Ankara'da 3 günlük ziyareti buldu. Türkiye Cumhur Reislik Sarıyı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Katarlık hükümet organları da kızgın karşı ilişki erişti. İstanbul'daki Şarkı Türkistan Mağarif ve Hemkarlık Cemiyeti Ayarlar Bölümünün mesulü Münevver Öz Uygur Hanım'ın yetekçilikinde bir grupu Şarkı Türkistanlık Ösmürler bir qatar faaliyetlerine katnış için Türkiye payitahtı Ankara'ya yetip geldi. Ankara'daki Şakıçık Çolpan Mücahit Kaşgarlıymı onlara koşuldu. 13. iyon Düşenbe Çüştenken Ösmürlerimiz Türkiye Cumhur Reislik Sarayı'na ziyaretke uğurlaştırıldı. Türkiye Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan'ın baş meslehatçisi Yalçın Topçu Efendi Ösmürlerimizin kütü aldı. Yalçın Topçu Cumhur Reisi Erdoğan'ın mı Ösmürlerimiz bilen körüş üçün kelmekçi işkerlikini, lakin başka faaliyetler sebeplik vakit çıkaralmağallıkını edip, onun salimin yetküzdi ve Ösmürlerimiz bilen dostanı kıyafette erkin söhbette bulup, onlarının kalip sözlerini tanışıdı. Onlarını karşı aldıgallıkını bildirdi ve onlarını rıgbetlendirdi. Ösmürlerimizni Cumhur Reislik Sarayı'da aylandırdı. Ahırda Ösmürlerimiz Yalçın Topçu'ya Uygur Dopisi ve Şarkı Türkistan'ın ayıltıdık kök bayrağını soğuk kıldı. Yalçın Topçu Ösmürlerimizge hatırı süptüde hediye tarıktıp verdi. Ösmürlerimiz 13. iyon keç Ankara Kazan Nahilik hükümet tarafından iftar ziyafeti bilen kütüb edindi. Kazan Nahilik hükümetin başlığı Lokman Ertürk Ösmürlerimizni kızgın karşı aldı. Ösmürler Lokman Ertürk Efendi ve başka hükümet hadimleri şunakla Kazan halkı bilen iftarda hemdastıkan buldu. Ösmürlerimiz iftar ziyafetinde Kur'an okuş, şiir diklamasiya kılış ve sama siliş katarlık numaralarını gösterdi. Şarkı Türkistanlık Ösmürler 14. iyon Türkiye Büyük Millet Meclisi yani Türkiye Parlamenti ziyareti buldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkatibi İrfan Nazir oğlu Ösmürlerimizi kütüb aldı. Uygur Ösmürler İrfan Nazir oğluğa Doppa ve Şarkı Türkistan'ın ayıltılık kök bayrağını hediye kıldı. Nazir oğlu Ösmürlerimizge hatır buyumu tarıktıp verdi. Ösmürlerimizge meclis binasını ziyaret kıldırdı. Ösmürlerimiz Büyük Millet Meclisi'ndeki ziyaretin tamamlaş esnasında Türkiye Başministeri Binali Yıldırım'ın kabul kılışığı erişti. Binali Yıldırım ballar bilen hatırı süretki çüştü ve onlarını süyüp koydu. Ösmürlerimizden beri Şarkı Türkistanlık muhacirlerinin talepleri yazılgan bir hatını Binali Yıldırım'a tapşırıp verdi. Perzentlerimiz yine Şarkı Türkistan davasının rehberlerinden merhum Muhammed İmin Buğra'nın kabilesini ziyaret kıldı. Dünya Uygur Kurultayının muavin reisi Seyitdüm Türk, Ankara Üniversitesi'nin okutukçısı Doktor Erkin Ahmet ve Türkiye Avazi Radyosu Uygurcu bölümünden Mirkamil Kaşgarlı Ösmürlerimizge hemra bulup ziyaretke katnaştı. Hürmetli televizyon izleyiciler, biz bu hafta Şarkı Türkistan Mağarif ve Hemkarlık Cemiyeti Ayarlar Bölümü mesulü Münevver Öz Uygur Hanım ile sohbet edip aramız. Öz hazır telefonumuzda. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aldığınız ziyaretimizi kabul kılalım için köptün köp rahmet ediniz. Rahmet. Ben sizlere rahmet ettim. Münevver Hanım, siz bu Şarkı Türkistanlık Uygur Ösmürlerimizle bunun yetekçilik kılıp 12. iyon'dan 15. iyon Türkiye payitahtı Ankara'da bir qatar ziyaretlerde buldu ona.
Siz balların terbiyelenişi olsun, şu başını ahırı yetekleyip kilovatsız, bunun ilgili münurgun programına kadar katlaştırıp kilovatsız. Bu katımkı ziyaretinle hakkında biraz malumat vergen olsanız aldı öyle. Buldum. Biz bu nevet 12. yönde 15. yöngeçe Ankara'ya ziyareti bulduk. Biz bu ziyaretin aslında 2 yıl aldığından başlatla planlandık. Allah bu yıl nesip kıldı. Ötken aldın kıyılır bazı bir sebeplerle Amerika aşıramıgandık. Bu nevetki ziyaretimizde biz ballarımızla birlikte şu Türkiye hükümetinin ki mühim oralardaki rehberlerimizde Şerqi Türkistan'daki kırındaşlarımız, yani bir yere gelen kırındaşlarımız için kılgan barlık bir yakışıklar için teşekkür bildiriş, ulağı bir salam veriş, yani küçük ballarımız arka salam veriş. Şununla birlikte hazırda bizde mevcut bulunan bazı meselelerimiz, yani bazı kıyıncılıklarımız hakkında malumat veriş meksede de iyi bağlandık. Bununla birlikte yani Ankara'nın ki Kazan Belediyesi, Kazan Şehirlik Hükümeti'nin ki rehberleri bizni Türkistan kişisi münasebeti bilen bir programa davet kılgan, yani çakırgandı. Hem de bu faaliyetle birlikte bu nimiye davetiye icabet kılgan bulduk. Bu yedi bir kişi Türkistanlıkların ki hazırki hayatını, balarımızın programları, duaları, kuralları akıllı anlatkan bulduk. Bu faaliyetimizde mesela bizim oylığan maksidimiz yani aldı bilen arzu kılgan ve oylığan maksidimizde asasen yetik deyip oylayım ben. Allah'ın ondak bir yakış fırsatke müyesser kılganlık için Allah'a hamdolar olsun. Hürmetlik bir kamıcan aldı bilen ziyaretimizi kubul kılganlığınız için köptün köpür rahmet eytimiz. Ömer rahmet olayım ben. Mirkan Hocam hem de siz bu ösmürlerimizin ki 12. iyundan 15. iyon uça Türkiye'nin paytaxtı Ankara'da 3 günlük ziyareti buldu. Bu ziyaret çeriyanda elbette sizin oğlunuz Mücahit Kaşgarlı'nın birgi buldu. Cumhuriyet Sarı'yı uya bir yerine ziyaret kıldığında devlet rehberlerinden görüştüğünde. Bu ziyaret çeriyanda ki sizin ki tesiratınızda kandak bir nimelagi duyguluk geldiniz diyendek mi şu bunu anlatıp etsiniz? Ben bu ziyaret naiti menelik yakışı bir ziyaret oldu diye de böyle ben de hoş. Bu bir neçe ay burun Minever Hanım bilen okutucu okuvçularının ki yetekçi okutucu Minever Hanım bilen aşında bir ziyaret ilip bir iş doğrusu da değişip kilovatkan. Herkese bu hem aşı okuvçu balının özünün halisanı duası Minaver Özgür Hanım namaz yaparak tesis edilen bu iş ahire vücut çıktı. Ve destatı bu ziyaret aynı bilginimizde Cumhurbaşkanlık'tan başlangan şey ki kazandaki faaliyetle ki parlament baş katibi onun için başbakanlığa kadar ki yakşı körüşeş küçülüşlü oldu. Ahırda Muhammed Emin Buğra Hazretimin ki kabrisine ziyaret kılış kokşaş ballı küçük olsun çoğunluğu ders ve gidik bir şekilde şu 51. yılını Vapat Boğallıkı'nın 51. yılda Azab işi da Muhammed İbn Bağra Hazretimin eslep Kur'an tilavet kılıp ruhu dua kılıp diyendik ziyaretini ahırlaştırıp İstanbul'a kaçtı. Umumi ceryanı bu. Zikin ziyaret hakikaten naitim menilik kısa vakit içinde bir neçe türlük, 5-6 türlük faaliyetiniz için yağan menelik bir ziyaret oldu. Karımay'da 15 nefer Uygur tökmet bilen kamakı hüküm kılınan. Karımay şehirde 15 nefer Uygur yaşının asassız tökmetler bilen 7 yıllıktan 18 yıllıkça kamakı hüküm kılınanlığı aşkarlandı. Şarkı Türkistan Uçur Merkezi'nin haber kılıçı 2015 yılı 8. yanın 27. günü Karımay Şehirli Kurallı Kısım Sakçıları Karımay Şehirde hizmet kılıvatkan Zahir, Şahi Merdan, Enver, Ablamit Abliz, Seypullah Katarlık Uygur yaşlarının Karımay Şehirdeki uyuyu bastırıp girip tutkun kılgan. Haberde eğitilişe 2015 yılı 9. yanın 3. günü Abduhelil, Abdurrahman, Tursuncan Katarlık 10 neper yaş tutkun kılınıp elip getirilgen. Xitay tecavüzçileri bu yaşlarını İslam dinine itikad kılgallığı için gumanlık kişiler Katar'da karı dizimdeki elip onlarını çet el bilen alak kılgan, çet eldeki teşkilatlarına ıhtisadi cahitin yardım bergen, terörlük teşkilatı kurgan
Devletini parçalışka urunğan degendek cinayetlerini artkallıqı məlum olgan. Bu tutulgan 15 nəfər yaş bəziləri öz ara tunuşmaydıgan bolsunmu, amma Xitay təcavüzçilərinin onlarga terrorluq təşkilatı qurgan degen cinayetlerini artıp, 2016 yılı 5. ayda 7 yıldan 18 yılgıca müddetli qamaqqa məhkum qılganlıqı aşkarlandı. Bu yaşlarının yaşı 27 yaşdan 35 yaşıqca bolup, Qaraman şəhərində tuğulğan 3-cü avlad nefit işçiləri ekanlığı, onların xizmət orullarında yaxşı xizmət qılıyatqan ata-anası və ailəsində vəfadar fərzənd məsuliyyətçan dadı ekanlığı yaxınlar tərəfindən tərifləngan. Xitay təcavüzçiləri Şərq Türkistanın sənayət şəhəri bolğan Qaraman şəhərindəmi Uyğur yaşlarını hər xil böktan cinayətlər bilən qarılab, Xitay puxrası bulub yaşayatqan yaşlarını İslam kimliki səbəblik onlarını düşmən görüb dəlil ispatsız iğir cəzalarına məhkum qılmaqda. Hidayətullah Oğuzxan parlament rəisi bilən iştirakda həmdastıxan boldu. Türkiyədəki ən çox ammiyyə təşkilatlar birliki bulğan Türkiyə Xalisani təşkilatlar vəqbi iştirak fəaliyyəti uyuşturdu. Bu birliknin bir əzası bulğan Şərq Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyətinin rəisi Hidayətullah Oğuzxan parlament rəisi bilən iştirakda birliki boldu. Türkiye'deki en çok ammevi teşkilatlar birliği bulunan Türkiye Halisani Teşkilatlar Vakfı TGT ve iftar faaliyeti uyuşturdu. Bu birliğin bir azası bulunan Şarık Türkistan Marif ve Hemkarlık Cemiyeti'nin reisi Hidayetullah Oğuzhan iftar faaliyetine katlaştı. Faaliyetke Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin reisi İsmail Kahraman'ın özçüge alan köp sandı devlet erbapları ve ammevi teşkilat rehberleri iştirak kıldı. Türkiye Halisani Teşkilatlar Vakfı Türkiye'deki en çok ammevi teşkilatlar birliği bulup 250'den artıq əza təşkilatı var. Şərq Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyətimi uzun yıllardan bu yan Türkiyə Xalisani Təşkilatlar Vəqfinin fəaliyyətlərinə iştirak qılıb gəlməkdə. Türkiyə Parlament rəisi İsmail Qəhrəman onun qurğuçularından biri. Hidayətullah Oğuzxanın bildirişçə, iştirak fəaliyyətində Parlament rəisi İsmail Qəhrəmanğa qatmuqat qiyinçiliklərğa duş gəlib atqan Şərq Türkistanlıqların bəzi məsələlərini və tələblərini yetkizüş fürsəti bolğan. O, bu münasibət bilən fəaliyyətini uyuşturuşqa əcri singən həmməylənə rəhmət etdiyiqanlığını bildirdi. Bu xil fəaliyyətlər Şərq Türkistan məsələsi və Uyğurların arzu tələblərini türk siyasi yollarına, ammevi təşkilatlara düşəndirdiyiqan və yetkizdiyiqan yaxşı səhərlərinin biridir. Suhur proqramması da Şərq Türkistan tanıştırıldı. Türkiye'nin aldıngı qatar durduğun haber kanallarının biri bolğan A Haber kanalının 16. iyundaki suhur programında Şarkı Türkistan tanıştırıldı. Türkiye'nin aldıngı qatar durduğun haber kanallarının biri bolğan A Haber kanalının 16. iyundaki suhur programında Şarkı Türkistan tanıştırıldı. Kayseri şehirdeki Uyghur muhacirlerinin suhurluk dastıkını Uyghur Türklerinin Ramazan Hayacın namıda televizyon ekranda naq meydandan görüldü. Programı aldı bilen Nakhmaydan programı tarqıtıvatqan riyasetçi, Xitayning Şarkı Türkistan'da Uyghur Müslümanlarının rol tutuşu çekilimlerini yürgüzgenlikini etdi ve televizya ekranını Kayseri'deki Uyghurlarının suhurluk dastıqında hazır bulan A Haber muhbiri haberdi. Programı Kayseri'ye yetkilgendikin muhbir mikrofonu Dünya Uyghur Kurultayının muavin reisi Sittum Türk'e uzatdı. Sittum Türk Kayseri'ye yerleştirilgen Uyghurlar hakkında kısıkçı düşünce bergendikin, Xitayning Şarkı Türkistan'da Ramazan ayı yolu koyan çekilimlerini paş kıldı. Tayland türmelerdeki Uyghurlarının açlık ilan kılış ahvalını mu tilg elip ötdi. Bir neçe Uyghur muhacir bilen elip berilgan söhbet mu naq meydandan berildi. Ular Şarkı Türkistan'da dini bastırışkı uçurganlıqını ve bu yerde dini faaliyetlerini erkin halette elip berip atkallıqını bildirişti. Muhbir ve hizmetçi hadimler Uyghurlar bilen birge suhurluk yedi ve hemsöhbet buldu. Merhabalar, öncelikle neler yaşanıyor? Doğu Türkistan'dan geldiniz. İbadetinizi Türkiye'de huzur ortamında gerçekleştiriyorsunuz. Kendi topraklarınızda ibadetinizi yapamıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz sünnetimizde nihayet kıyımcılık şerayette kapkalgan bir Müslüman doğallığımız için hatta namazlarımızı mı hatırlayacağım okuyamaydık. Ben özen bir dini aileden kep çıkan, özen küçüğümde dini aile terbiyeyle terbiyenin çoğun boğallığım için sen bir dinde okup sen de keçse 10 yılga kadar ben kimini silip yatkınımını bilmeyim ben. Evet, bu arada belirtelim sevgili izleyiciler, şu anda burada bulunan soydaşlarımızın yine Doğu Türkistan'da yakınları var ve onlar yüzlerini göstermek istemiyorlar. Çünkü gözüktükleri zaman onlara ülkelerinde zulmedileceklerinden korkuyorlar.
Ben hemen tercüme edeyim. Abimiz şunu söylüyor. Ben diyor bir din alimiyim. İslami ilimlerle tahsil gördüm. Ve orada sırf Müslüman olduğum için çok büyük zulme uğradım. Ben iyi biliyorum ki 10 yıl elbisemi çıkartmadan yattım diyor. Sürekli tehdit ve endişe içerisinde. Her an evime Çin baskını olacak endişesiyle yaşadım diyor. Kaşgar'da asabilik teması da din namıdan yığın açıldı. Xitayning Sharq Turkistonda qurgan atalmış İslam dini cemiyeti Kaşgar şehrida atalmış asabilikdan yiroq turish temasida yig'in ochdi. Xitay Markaziy Xalq Radiosi Uyg'ur kitobining 15 iyun bergan xabarida Xitayning Sharq Turkistonda qurgan atalmış İslam dini cemiyeti nomidagi Xitay uchun xizmat qilayotgan va kommunizmga ong ideya bilan yetishib chiqqan bir bo'lik dini zotlari Xitay tajovuzchilarining o'rinlashtirishi bilan Sharq Turkistonning milliy va dini purug'i kuchliq bo'lgan Kaşgar şehrida atalmış asabilikdan yiroq turish temasida yig'inlashgan. Ammo bu yig'inda qandoq mazmunlarning o'tirg'i qo'yilganligi to'g'risida hech qandoq ma'lumot berilmagan. Xitoyning uzundan beri davomlashtirib kelayotgan islom dinini burmalash va u orqali islom dinini keng xalq ommasiga yomon ko'rsatish uchun o'ynab kelayotgan ichki siyosat va o'yinlari Sharq Turkistondagi musulmonlar ommasining aqidasini oyoq osti qilib, qoral kuchi ularning diniy hissiyotini dafsanda qilib kelmoqda. Sharq Turkistondagi dini bastirish va dini dafsandachiliklardan xabardor kuzatuvchilarning bildirishicha, Xitoyning islom dini nomidan elib borgan bu yig'inning dal musulmonlarning ulug' Ramazon oyida elib berilishi Uyg'ur musulmonlarining ustidagi dini zulmning yanamo ig'irlashadiganligidan derak berish bilan birga, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistondan iborat bu zaminni umumiyuzlik Xitoylashtirishdan iborat razil maqsadga yetish uchun Bu zamindagi milliy va diniy kimlikning saqlanib qolishiga sabab bo'layotgan islom dinini o'z maqsadiga uyg'unlashtirib, burmalashga urinishdan boshqa narsa emasligi aytilmoqda. O'smirlar turmasida Uyg'ur saqchining Xitoy saqchilari tomonidan etib etilganligi oshkorlandi. O'tgan oyning oxirida Urumchi Ulanbaydagi o'smirlar turmasida isyon yuz berib, ikki saqchining o'lganligi xabar qilingan voqeadan xabardor bir kishi To'g'rimizga uchur avatib, vaqada o'lgan Uyg'ur saqchining Uyg'ur san'atkor Abduveli Jarullayevning navrisi ekanligini va uning saqchilar tomonidan etib etilganligini oshkorladi. O'tgan oyning oxirida Urumchi Ulanbaydagi o'smirlar turmasida isyon yuz berib, ikki saqchining o'lganligi xabar qilingan edi. Vaqadan xabardor bir kishi to'g'rimizga ovozli uchur avatib, vaqada o'lgan Uyg'ur saqchining Uyg'ur san'atkor Abduveli Jarullayevning navrisi ekanligini Uning o'smirlar tomonidan emas, balki alohida saqchilar tomonidan etib etilganligini oshkorladi. 25 may kechida Urumchi 1-chi o'smirlar turmasida turmadan qochish voqeasi yuz bergan. 10 nafar o'smir turmadan qochib chiqqan va yo'lini to'sqan 2 saqchini o'ldirib yotgan. Bu o'smirlardan 3 nafari turma sirtida etib etilgan, 7 nafari saqchilar qo'liga tushib qolgan. Ayni vaqtda ularning birining 41 yoshlik Yong Chuan ismli Xitoy saqchi Yana birining 29 yoshlik Hamid Xalmurat ismli Uyg'ur saqchi ekanligi hamda Xitoyning bu ikki saqchi uchun matam marosimi o'tkazganligi Amerikadagi Erkin Osiyo radiosi tomonidan aniqlangan edi. Istiqlol televiziyamiz ko'rurmanlaridan birining bizga yetkazgan uchuvidan ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur saqchi Hamid Xalmurat ayni vaqtda ballarning orasiga tushib, ularni to'xtatmoqchi bo'lgan. Xitoy saqchilari uni ballarga bo'lishgan deb aytib o'tgan. Shunday qilib bu ish maxfiy tutilib qolmasdan, uning mahbuslar tomonidan o'ldirilganligi e'lon qilingan. Ayni vaqtdagi xabarlarda o'smirlarga o'q chiqargan saqchining mukofotlanmoqchi bo'lganligi, lekin voqeani undidorda oshkorlab aytganligi uchun mukofotlashning amaldan qoldirilganligi ilgari surilgan edi. Uchur yetkazgan kishining bildirishicha Hamid Xalmurat voqeaga aralashib, saqchilarning o'smirlarga o'q chiqarishiga qarshi turgan. Alayda saqchilar uni mu ballar bilan qo'shib aytib o'tgan. Dastlabda alayda saqchilarga xabar bergan Uyg'ur saqchi mukofotlanmoqchi bo'lgan, lekin u voqea jarayonini sinig'i elib, undidorda boshqalarga yo'llaganligi uchun mukofotlash amaldan qoldirilgan. Bundan burunmi Xitoy inqilobiy qurbon deb e'lon qilgan ba'zi saqchilarning amaliyotda saqchilarning o'qida o'lganligi oshkorlangan edi. Xitoyning yana 5 nafar torbat egasi va boshqaruvchisini tutqun qilganligi ma'lum bo'ldi. Sharq Turkistonda 5 nafar tor sohibi va tor boshqaruvchining tutqun qilinganligi ma'lum bo'ldi. Ijtimoiy tarqatuvlardan Misronim torining qurg'uvchisi Abu Bakr Muxtarning izdiraksiz g'oyib bo'lib bir mazgaldan keyin qo'yib berilganligi haqida uchurlar tarqalayotgan paytda Sharq Turkistonda 5 nafar tor sohibi
ve tor başkurguçunun tutkun kılınganlığı malum oldu. Erkin Asya Radyosu'ndan haber kılışça tutkun kılıngan 5 kişi Misranım Toru'nun sahibi Aba Bekri Muhtar, Misranım Toru'nun Korul'daki Torbet Başkurguçisi Tursuncan Mehmet, Bağdaş Toru'nun sahibi Ekbercan Esed, Dağınlık Tor Yazgıcı ve Bozkır Bilogi'nin sahibi Ömercan Hasan hem de Mağarip sahası hizmet kılavatkan ama isim şerifi tekçi delillenmegen yeni bir tor yazgıcısı bulup 5 kişi iken. Uyghur kuzatkışlar bunun 2009 yılındaki 5. iyul vakasının keyinki çoğun tutkundun bu yankı yeni bir katınlık çoğun tutkun kılış hadisi hikayelikini ilgiri sürdü. Kazakistan Aktobe hücumunun 45 kişilik guruh tarafından kılınganlığını aşkarıldı. Kazakistan İçki İşler Ministeri 5. iyun Kazakistan'ın gharbi şimalda yüz bergen terörlük hücumunu sadır kılgıçlarının 45 kişilik bir guruh hikayelikini ilan kıldı. 5. iyun Kazakistan'ın gharbi şimaldaki Aktobe şehrindeki iki koral yarak dükkanı ve bir harbi gazarma salahiyeti namalum korallık kişilerinin hücumu uçurgan. Hücumda 3 asker ve 5 amma hayatından ayrılgan. 7 asker 12 sakçı bulup cami 37 kişi yaralangan. İçki İşler Ministerinin bildirişçe aslında bu guruhta 45 kişi bulup hücum kozgaşının aldığı günü 10 neçe kişi çekinip çıkıp ketken. 1. Koral dükkanına hücum kılış aldığında 3 kişi çekinip çıkıp ketken. Hücum başlanğanda yeni bir kişi nak meydandan kaçıp ketken. Şuna kalıp 25 kişi hücum kozgan. Onun bildirişçe radikal güçlerinin asaslık nişanı kırış küçü tihimi çoğun bolgan korallarını bulup bu rayonda tihimi çoğun hücum kozgaş işken. Bundan burun Kazakistan Prezidenti Nursultan Nazarbayev bu hücumlarının çet elde planlanganlığını ilgir sürgen. Nazarbayev bu hücumlarda sabık Sovet Cumhuriyetleri bulgan Gruziya ve Ukrayna'daki rehberlerini ağdırıp ornağı garipki mail hükümetlerini kurgan renglik inkılaplarının işaretleri barlığını etkan. Hazırlıkça birer teşkilat bu hücumunu üstüne almagan. İçki İşler Ministeri bolsa bu kişilerin hücumdan burun Suriyelik bir imamın davet filmlerini körgenlikini etkan. Hazır kadar hücum kuzguçlardan 18'i etip etilgen. 11 gumandar kol gelinigen. 12. iyon Aktobe'de yolu kuyulgan kızıl renglik ciddi haletinin derecesi tövelletilgen. Dalai Lama'nın Amerika ziyareti Xitay'ını bir aram kıldı. Amerika Prezidenti Obama 15. iyon çarşamba Aksaray'da Tibet dahisi Dalai Lama ile görüştü. Xitay bununla narazılık bildirip bu uçuruşunun Amerika ve Xitay iki devlet arasındaki özara işençliğe buzgunçuluk kıldığını bildirdi. Amerika Prezidenti Obama 15. iyon çarşamba Aksaray'da Tibet dahisi Dalai Lama ile görüştü. Aksaray bunun bir şahsi uçuruş işkerliğini bildirdi. Uçuruşuş Prezident Mahkemesi 55 şekillik işhanda elip verilmedi. Hem ahbaratka eşilmedi. Lekin Xitay bununla narazılık bildirip bu uçuruşunun Amerika ve Xitay iki devlet arasındaki öz ara işençliğe buzgunçuluk kıldığını bildirdi. Dalai Lama bu kıtımkı seferde Amerika Devlet Meclisi ve iki partiye rehberler tarafından kızgın kütüb edilgan. Düşenbe günü Dalai Lama'nın nutuk söyleş faaliyeti de Amerika Avam Palatası Asallık Partiye Rehberi Nancy Pelosi Dalai Lama'nın Obama bilanma körüşülüğallıkını etkan. Seyşenbe günü Amerika Genç Palatası Taşkı Münasat Komiteti Dalai Lama ve sürgündeki Tibet hükümetinin rehberi bilan görüşken. Xitay Taşkı İşler Ministerliğinin bayanatçısı Lukan 14. iyun narazılık bildirip, Dalai Lama'nın dini tonuğu oranı verip, halk arada Xitay'ını parçalaydıgan siyasi teşebbüslerini bazarga salgallıkını etkan. O yana Amerika'nın bir Xitay siyasetini itiraf kılış, Tibet'nin Xitay'ın ayrılmaz bir kısmı işkerliğini itiraf kılış vadisinin barlığını tekitlegen. Bu Obama'nın vazifeyi oltırgan 8 yıldan buyan 4. katım Dalai Lama bilen körüşüşken. Dalai Lama uçuruştinkin özünün Tibet'nin müstakillikini talep kılmaydıgallıkını bildirgen. Lekin o, aldınkı şartının Tibet'nin menfaati işkerliğini, özlerinin medeniyeti ve Budda dini bilimlerini kapaletke iyi kıldığan tuluk hukukunun belirleşik gerekliliğini tekitlegen. Türkiye Taşkı İşler Ministeri Arakallık Müslümanlarını yokladı. Türkiye Taşkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu Ramazan ayında Arakallık Müslümanlarını yokladı. Onlara iftar ziyafeti verdi ve Türkiye'nin devamlı onlara yardım verdiğini tekitledi. Türkiye Taşkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu Ramazan ayında Arakallık Müslümanlarını yokladı. Onlara iftar ziyafeti verdi ve Türkiye'nin devamlı onlara yardım verdiğini tekitledi. 12. iyundan başlap Birma'da resmi ziyareti bulgan Türkiye Taşkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu, Birma Prezidenti Taşkı İşler Ministeri ve Baş Ştab Başlığı bilen ayrım ayrım uçuruşlarda buldu.
Çavuşoğlu Berma Taşkı İşler Ministeri bilen muhbirlerine kütüveli şeyini açkanda Türkiye'nin iki devlet münasebetini küçüğe yetişini halaydı kallakını. Berma'nın mı Türkiye'de baş elçilik etişini ümit kıldı kallakını ve iki devletinin soğudu hacmini aşırış için küçüğünün barlıkını bildirdi. O yana Arakan rayonundaki halkının vatandaşlık hukuku erişişi bulan ümidini alayı tekledi. Taşkı İşler Ministeri Çavuşoğlu Berma Paytaxtı Naypyidaw'daki ziyaretini ahırlaştırgandayken Rohingya Müslümanları yaşaydıgan Arakan ölkəsiga bardı. Çavuşoğlu Arakan ölkəsinin mərkəzi Sitwaga yetib kelibla muxbirlərin suallarına cavab verdi. O Arakanın yeni məzgildə gülləngən bixatar və muqim bir rayon bolışığa tiləkdaşlıq bildirdi. Çavuşoğlu Türkiyənin məyli insanpərvərlik yardımı cəhəti bolsun, məyli haqq hüquqlarını qoğdaş cəhəti bolsun, heç qaçan bu yerdəki qeyrindaşlarını yalğız taşlab qoymağanlığını bildirdi. Arakan ölkəsinin başlığı Türkiye'nin, xüsusən Türkiye Həmkarlıq və Tərəqqiyat Orqanının bu rayonga qılğan yardımları üçün Çavuşoğluğa rəhmət etdi. Çavuşoğlu Türkiye Həmkarlıq və Tərəqqiyat Orqanı yığınlab salğan Darıltam və məktəbini ziyarət qıldı. Çavuşoğlu yana 2012-ci ildəki buddistlərin hücumunda Sitwa şəhərində saqqalğan birdən-bir müsəlmanlar məhəlləsini ziyarət qıldı. O bu məhəllədə qızğın qarşı elişqə erişdi. Hele hem tehdit asıl yaşayatkan halk bilen bir mi bir dügüdek kol elişip görüştü. Hal ehval sorudu. O Müslümanlara hitap kılıp Türkiye'nin rayondaki yardımlarını devamlaştırdığı kallakını etti. Türkiye'nin bu rayonda yeni kuruluş türlerini yolu kuyuvat kallakıdaki hoş haberini yetkildi. Çavuşoğlu arkadın bu mahalledeki mescidde ötküzülgen opçu işbitarda Arakanlık Müslümanlar bilen birge hem de istihkan buldu. Mahalledeki 4000'de kişiye iftar bergen Çavuşoğlu, cemaat bilen birge Şam namazını okudu. Onun mahalledeki ziyaretinden nurgun tesirlik görünüşler oturuğa çıktı. Arakan vilayetinde 2012 yıldaki Budistlerinin hücumlarında Rohingya Müslümanları ağır tragediyelerine uçurdu. Nurgun kişi hayatından ayrıldı. Nurgun mahalleler ve öyler köydür vetildi. Mınlıgan kişi bu zulümler sebeplik öy makallarını terk etişke mecbur oldu. Birmada 1982 yılı makullanılan asasi kanunda Rohingya Müslümanlarının puhralık hukuki bekar kılınan. Bunun bilen onlar devletsiz kişilerine ayrılıp kalan. Məlumatlarına asıtlanğanda təxminən 130 min Arakanlıq Müslüman bu zulümlər səbəblik Birmədən qaçqan. Türkiyə Birmədə qarda kəng dairlik yardım türünü davamlaşdırıb atqan bulub, 2013-ci ilə 11-ci aydan buyan Türkiyə Həmkarlıq və Tərəqqiyyat Orqanı qatarlıq təşkilatlarının vasitəsi arqalıq Birmədə qılğan insanpərvərlik və tərəqqiyyat yardımı 13 milyon dollarğa yetkən. Çavuşoğlu Berma ziyaretinden keyin Afganistan'da ziyareti bulmakta. Onun Afganistan'da mı Müslüman halk bilen bir qatar faaliyetlerde bulduğanlığı ilgili sürüldü. Tunga Müslümanlar Xitay icraatlarına karşı namayış elip vardı. İctimai taratkularda yüzlügen Tunga Müslümanlarının kuyuk dini tüstü kiyinip, kollarda lozunglarını götürüp Xitay'ın icraatlarına karşı namayış elip bargan körünüşü tarqaldı. İctimai taratqularda yüzlügen Tunga Müslümanlarının kuyuk dini tüstü kiyinip, kollarda lozunglarını götürüp Xitay'ın icraatlarına karşı namayış elip bargan körünüşü tarqaldı. Yanfunu tartılgan sin körünüşü de yüzlügen er ayal Tunga Müslümanının kişiler soğudisi tıkılıbatkan bir bazarda namayış kılgan körünüşü bulup, yüzünü oruvalgan bir ayal aldı demeyip namayışçılar topu üçün yol içip berdi. Aldın kısapta bir neçe kişi zeherini, harakını, çoşku güçünü çekleyli. Layakatlik Müslümanlardan bulaylı degen şuarlar yazılgan çoğun lozungini götürüp mağdu. Arkadın bir kişi yeşil renglik bayrak götürüp mağdu. Namayış topunun iki tarafı da mı lozunglar var bulup, lozunglarga Müslümanlıkta harak bulmaydı. Harak bulsa Müslüman bulmaydı. Müslümançı bulmaydı. Harak içinin bahaneleri tümenmen. İnsanın hayatı pekat birla degen şuarlar yazılgan. Bu körünüşler Xitay tecavüzcileri insan kalıbından çıkan cinayetlerini sadır kılıp, çekidin aşkan bastırış siyasetleri ve çekilimlerini yürgüzbatkan Şarkı Türkistan bilen Roşen Seliştürma hasıl kıldı. Şarkı Türkistan'da bayrak götürüp namayış kılış emez, hatta dairelerinin nahak icraatlarına narazılık bildirgen kişilerimi iğir cezalarına mahkum bulmakta. Namayış kılıbatkan Tunga Müslümanlarının kiyimi del Şarkı Türkistan'da atılmış əsəbilik kalpıqı kiydürülüp Uyğurlarının kiyişi çekilengen kiyimlerdir. Bu namayış kişilerinin dikkatini yeni bir kıtım Xitay'ın Tunga Müslümanlar bilen Uyğur Müslümanlarına tutkan pərıqlıq muamelesi ki yötküdü.
Şundakla küzetkiçiler, eğer bu namayiş Uygurlar tarafından Şarkı Türkistan'ın herkandak bir rayonda elip verilgen olsa, Xtay'nın onlarını işkilenmeyi kırgın kılıp taşlaydıqallıqını bildirişmekte. Ve bu sözlerge, Xtay'nın 2009 yılı 5. iyol günü Xtay bayrağını götürüp içkirde öldürülgen Uygur qeyrindaşlarının katilini cezalap berişini talep kılıp çıkan okuğucularının tınıç namayişini kallıq bastırgallıqını delil kılıştı. Ve en şu bastırıştın kiyin vakanın çoğuyup ketkerlikini ve Xtay'nın ürümçide katliam elip barğallıqını bildirişmekte. Küzetkiçler yine Uygurlarının Xtay bayrağını götürüp çıkan tınıçlıq namayişi bu şekilde kallıq bastırılgan bolsa, eğer onlar din bayrağını götürüp manı bu tüngallarga okşaş namayiş kılgan bolsa kandaq bolatdı. Bunun akıbetin tasavvur kılış tes emes değişmekte. Ningxia qatarlıq rayonlarda ve Xtay ülkelerde yaşayan tüngan Müslümanları Xtay'nın özünü xalqarağa perdazlap görüstüdüğün bir yüzü. Şarkı Türkistan'da tökülüp atkan kallar, icra kılınıp atkan besim siyasetler, dini ve medeniyetki koyulgan çeklemeler, ayığı çıkmaz tətür kızıl teşviqatlar bolsa Xtay'nın hakiki yüzü. Hürmetli televizyon görüşler, şu nakli bu haftalık istiklal haberleri programımız müşerde ahırlaştı. Kiler kıtımkı programımızı görüşkücü sizlerine Cenab-ı Allah'a kutlaşıyoruz. Şu nakli programı ahırda ekran arkasındaki bağırlı hizmet açılmaya köptün köp rahmet edin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.